Merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz bıraktığımız yerden. Bir fonksiyonun eğiminin bağımsız değişkendeki değişmenin bağımlı değişkende ne kadar değişmeye yol açtığını gösterdiğini söylemiştik. Ve bunun için bundan önceki videoda şöyle bir örnek kullandık. Dedik ki y eşittir 3 artı 2x şeklinde bir fonksiyon olsa elimizde. Şöyle. Ve bu fonksiyonda bağımsız değişken olan x'e değerler atasak, x'e 0, 1, 2, 3, 4 gibi değerler versek ve y'nin kaç olduğunu hesaplasak, sırasıyla x 0 iken y'nin 3, x 1 iken y'nin 5, x 2 iken y'nin 7, x 3 iken y'nin 9, x 4 iken y'nin 11 olduğunu bulmuştuk. Ve bulduğumuz bu değerleri grafikte yerine koyduğumuz zaman x 0 iken 3, x 1 iken 5, 2 iken 7, 3 iken 9 ve 4 iken 11 olduğunu tespit edip şu 3 noktasından başlayıp yukarı doğru giden doğrusal fonksiyonu çizmiştik. Bir fonksiyonun eğimini hesaplamak için x'teki değişme ile y'deki değişme oranlanıyor dedik. Yani şu formülü kullandık arkadaşlar biliyorsunuz. Delta y bölü delta x eğimi bulmak için bağımsız değişkendeki değişim karşısında bağımlı değişkenin ne kadar değiştiğine bakıyoruz. Mesela iktisatta talep fonksiyonunun eğimi, tüketim fonksiyonunun eğimi, tasarruf fonksiyonunun eğimi veya arz fonksiyonunun eğimi dendiğinde aslında bahsedilenin matematiksel temeli budur. Yani bağımsız değişken değiştiğinde bağımlı değişken ne kadar değişiyor? Bunun matematiksel ifadesinden bahsediyoruz demektir. Bunun matematiksel arka planını çalışmaya devam ediyoruz. Bakın yine bu sayılar üzerinden birinci videoda şundan bahsetmiştik. X'te artış olduğunda y ne kadar artıyor? X'i 1 arttırdığımızda y 2 artıyorsa, x'i 2 arttırdığımızda y 4 artıyorsa her bir birimlik bağımsız değişkendeki değişmeye bağımlı değişken 2 birim artışla tepki veriyorsa bu durumda eğimin 2 olduğunu söyleriz demiştik. Bunu grafik üzerinde görelim. Bakın x'i 1 kabul ettiğiniz zaman y 5 çıkıyordu. X'i 1'den 2'ye çıkardığınızda yani artı 1, y 5'ten 7'ye çıkıyor demiştik. Bakın burada şöyle bir gösterim yapılır çoğu zaman matematik derslerinde. X'teki bir birimlik artış, bakın şu boyadığım mesafe, y'de gördüğünüz gibi bir iki birimlik artışa yol açıyor. Eğer x'i 1'den 2'ye değil de bakın şöyle biraz yukarı alalım. 1'den 3'e çıkarsak bu defa y dediğimiz değer yani bağımlı değişken 5'ten 9'a çıkacak bildiğimiz gibi. 5'ten 9'a çıkacaksa bu durumda x'teki 2 birimlik değişme, x'teki 2 birimlik değişme, bakın onu da şöyle göstermeye çalışayım. Y'de 4 birimlik değişmeye yol açıyorsa, gördüğünüz gibi bu çizilen dik üçgenler bağımsız değişkendeki değişmeye bağımlı değişkenin ne kadar tepki verdiği anlamında baktığımız zaman hep aynı orana sahip dikey eksenlerinin ölçüleri itibarıyla. Yani mor renkle çizdiğim dik üçgende x 1 arttığında y 2 arttı. Yeşille çizdiğim dik üçgende x 2 arttığında y 4 arttı. İşte bunların birbirine oranı
Şöyle yapalım, grafik üzerine yazabilirsiniz. Bu arada bu dersin PDF şeklinde notuna ulaşmak isteyen arkadaşlar bana WhatsApp'tan mesaj yazabilirler. Yorumlar bölümüne bırakacağım telefon numaramı ya da şimdiden söyleyebilirim. 0536 300 35 60 16. Bakın eğimi şöyle buluyoruz. Delta y bölü delta x demiştik. X'i 1 arttırdığımızda artı 1 y'yi 2 arttığını görüyoruz. Veya x'i 2 arttırdığımızda artı 2 y'nin 4 arttığını görüyoruz. Bu işlemlerin hepsinin sonucu tabii ki 2. Yani bu bize eğimin 2 olduğunu söylüyor. Arkadaşlar matematik kavramlarına aşina arkadaşlarımızın bildiği gibi şu an çizdiğimiz fonksiyon doğrusal bir fonksiyondur. Birazdan bunu iyice açacağız. Doğrusal fonksiyonun üstünde hangi noktaya bakarsak bakalım eğim sabittir. Bakın şu nokta itibarıyla küçük dik üçgene baktığımız zaman eğimin 2 olduğunu veya bu noktadan baktığımızda yine eğimin 2 olduğunu ya da büyük dik üçgen üzerinden baktığımızda da yine eğimin 2 olduğunu görüyoruz. Doğrusal fonksiyonun eğimi bu bağımsız değişken olan x'in başındaki katsayıya eşit. Şöyle bir de burada yazalım. Bir önceki videoda da yazmıştık. Şimdi şu aşağıdaki paragrafı bir okuyalım. Bağımsız değişkende değişmelerin çok ama çok küçük seviyede olduğunu kabul edersek, bakın bağımsız değişkendeki değişmelerin çok küçük olduğu sıfıra yaklaşan birimler olarak kabul edersek, matematikte delta yani şu üçgen olarak görünen sembol yerine küçük d harfi kullanılıyor arkadaşlar. Bu küçük d yine değişim demektir. Değişim. Yalnız çok küçük değişim anlamına gelir. İşte dy dx dediğimiz zaman bu x'teki yani bağımsız değişkendeki çok küçük bir değişikliğin bağımlı değişkende oluşturduğu değişme demektir. İşte bu kavramı kullandığımızda matematikte türev kavramını kullanmış oluyoruz. O zaman bakın şu demin çizdiğimiz şekle şöyle biraz daha büyüterek yakından bakarsak x'in şöyle sileceğim şunu x'teki değişmeleri birden 2'ye giderken diye yazmıştık değil mi? Bakın x'teki değişme birden 2'ye değil de birden 1 virgül diyelim 0,001'e çıksaydı y buna nasıl tepki verirdi dediğimiz zaman arkadaşlar denklem y eşittir 3 artı 2x şeklinde olduğu için yani x'in katsayısı 2 olduğu için mesela x binde 1 oranında artsa bile y'deki değişim de binde 2 olacaktır. Yani x'teki değişmenin çok küçük olduğunu varsaysak sıfıra yakın derecede matematiksel kavramı kullanmayı göze alırsak limit x sıfıra giderken yani x'teki değişme sıfıra yaklaşacak kadar iyice yaklaşacak kadar küçükse y'de ne kadar değişme olur diye baktığımızda bu çok küçük değişmenin de y'deki karşılığı yine o çok küçük dediğimiz değişmenin iki misli kadar olacaktır. İşte buradan hareketle bu matematiğin türev dediğimiz konusuna bizi götürür. Buna göre bir fonksiyonun türevi o fonksiyonun eğimini yani değişim oranını gösterir. Bakın bu cümle iktisatta soru çözmede çok işimize yarar. Yani biz iktisadi bir fonksiyonun türevini alıyorsak o fonksiyonun eğimini buluyoruz demektir. Yani bağımsız değişken değiştiğinde bağımlı değişkenin ne kadar değiştiğini hesaplıyoruz demektir. Türev eğimdir arkadaşlar. Türev eğimdir. İktisat teorisinde bağımsız değişkendeki
bağımsız değişkendeki bir birimlik değişmenin bağımlı değişkende kaç birim değişmeye neden olacağını ifade eden kavram marjinal değerdir. Evet, iktisat kavramlarını az çok bilen arkadaşlarımız anlayacaktır. Biz diğer derslerde bu konuları baştan inceleyeceğiz beraberce. Ama şimdiden biraz da ezberletmeyi göze alarak şunu söylüyorum ki, eğer iktisatta eğimi buluyorsak bir fonksiyonun eğimini, ki o fonksiyonun türevine eşittir bu, türevine, ve bu iktisatta marjinal kavramına karşılık gelir. Bakın şundan bahsediyorum, yeterince açık olmadığımın farkındayım. Mesela iktisatta marjinal faydadan bahsediyorsak, marjinal fayda. Marjinal fayda kavramı toplam fayda fonksiyonunun türevine eşittir. Yani toplam faydanın türevini aldığımız zaman marjinal faydayı bulmuş oluruz. Veya marjinal geliri bulmak istediğimiz zaman marjinal gelir, bu toplam gelirin türevidir. Toplam gelir fonksiyonunun türevidir. Toplam gelir fonksiyonunun türevi. Marjinal fayda MU ile, yani marginal utility olarak ifade edildiği için marjinal fayda eşittir toplam faydanın, yani total utility'nin toplam fayda fonksiyonunun türevidir. E o zaman türev de eğim demek olduğuna göre aslında marjinal fayda toplam fayda fonksiyonunun eğimini göstermektedir diyebiliriz. Marjinal gelir yine İngilizce ifade edilir. Kısaltmalarda bu İngilizce karşılıkların baş harfleri kullanılır. Marginal revenue. Marjinal gelir de toplam gelirin türevi olduğuna göre MR, TR'nin, yani toplam gelirin, total revenue'nun, TR'nin türevidir. E o zaman buradan şu sonuç çıkar. Toplam gelir, bakın henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmeye ihtiyacımız da yok. İktisadi kavramları da bilmediğinizi varsayarsam, toplam gelirin, toplam gelir denen bir fonksiyonun türevini alıp marjinal geliri bulduğumuzda aslında toplam gelirin eğimini, toplam gelir fonksiyonunun eğimini bulmuş oluyoruz. İktisatta marjinal kavramı türevi, türevde eğimi ifade eder. Bakın tuğla tuğla büyük bir hikayeyi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu videoları dikkatle takip ederseniz ve üzerine biraz düşünürseniz adım adım iktisadi kavramlar, iktisatta matematiksel kavramlar zor olmaktan çıkacak arkadaşlar. Amacımız bu. Şimdi türevin eğim demek olduğunu söyledim. Türev eğimdir ve iktisatta bir fonksiyonun türevi alındığında o fonksiyonun eğimi bulunmuş olur. Peki türev nasıl alınır? Bakın bir sonraki sayfada görüyorsunuz. Aşağıdaki fonksiyonların türevlerini alınız demişim ve şöyle örnekler vermişim. Bakın türev şöyle alınıyor arkadaşlar. Bir fonksiyonun türevi alınırken, yani eğimi bulunurken, bağımsız değişken öncelikle tespit edilir. Bakın x bağımsız değişken, biliyoruz artık bunu. Ve türevler bağımsız değişkene göre alınır. Yani y eşittir 2x dediğimiz zaman x'i dikkate alarak türev alacağız. Peki nasıl? Öncelikle bağımsız değişkenin üssüne bakıyoruz. Biliyorsunuz x'in üstünde bir sayı yazmıyorsa x'in üssü 1'dir arkadaşlar. O zaman bu fonksiyonun türevini alacaksak, yani eğimini bulmak istiyorsak yapmamız gereken şu. X'in üssü olan sayıyı, yani 1'i x'in başındaki katsayıyla çarpıyoruz, yani 2 ile, ve x'in üstünden 1 çıkarıyoruz. E 1 çarpı 2, 2 olduğuna göre
X'in üstünden 1 çıkarırsak X üzeri 0 kalır. X üzeri 0'ın 1 olduğunu, yani herhangi bir sayının 0. kuvvetinin 1 olduğunu hatırlayalım. Bakın onu da en başta dediğim gibi bu kavramları hiç kimsenin bilmediğini varsayıyorum. Bilen arkadaşlar buraları geçebilirler. 0. kuvvet hep 1'dir. Dolayısıyla türev 2'dir. Türev ne demek? Her defasında aklımıza getirelim. Türev eğim demek. O zaman bu fonksiyonun eğimi 2'dir. Arkadaşlar eğer bir fonksiyonun üssü 1 ise 1. Bu fonksiyon doğrusal fonksiyon. Yani daha güzel ifade edeyim. Bir fonksiyonun bağımsız değişkeninin derecesi, en yüksek derecesi 1 ise bu fonksiyon doğrusal fonksiyondur. Ne demek bu? Yani bu fonksiyonun grafiği çizildiği zaman bu fonksiyon doğru biçiminde bir görüntü alır. Doğrusal fonksiyonlarda fonksiyonun türevini aldığınızda bu fonksiyonun başındaki katsayı her zaman eğim olarak çıkar. Yani bu ikinin otomatikman eğim olduğunu en başından söyleyebiliriz. Nasıl eğime eşit olduğunu türev olarak göstermiş oldum. Ama eğer fonksiyon doğrusalsa bu türev işlemiyle zaman harcamaya gerek yok. Yani demek istiyorum ki başka bir şekilde diyelim ki fonksiyon y eşittir 5x olsaydı bu fonksiyonun türevi yani eğimi gerekseydi hiç uğraşmayacaktık. X'in üssü yazılı değilse 1 o zaman eğim 5'tir. Ya da fonksiyon y eşittir eksi 2x olsaydı bu fonksiyonun eğimi eksi 2'dir. Ya da fonksiyon y eşittir eksi 0,3x olsaydı eğim eksi 0,3'tür. Bu arada eğimin eksi olması eğimin negatif olması anlamına geliyor. Negatif eğim ne demek? Birazdan ona da bakacağız. Şimdilik türev alma işlemiyle ilgileniyoruz. Bakın şu sağ taraftaki ikinci örneğe bakalım. Fonksiyon y eşittir 8 eksi 2x olarak verilmiş. X'in derecesi, x'in üssü 1. Ama soldakinden farklı olarak şurada bir 8 sayısı var. Arkadaşlar sabit sayı eğimi etkilemez. Bu fonksiyonun eğimini yani türevini almak istediğimiz zaman türev sabit sayıyı geçeriz. Bu fonksiyonun türevi 1 çarpı eksi 2 çarpı x üzeri 1 eksi 1. X üzeri 1 eksi 1, x üzeri 0'dır yine deminki gibi. Sonuç eksi 2 çarpı x üzeri 0. X üzeri 0 1 olduğuna göre bakın x üzeri 0 1'dir. O zaman sonuç şöyle yaparsak sonuç eksi 2'dir. Peki bu kadar uğraşmaya gerek var mıydı? Tabii ki yoktu. Fonksiyon bakın bağımsız değişkenin üssü 1 olduğu için doğrusal bir fonksiyon. Fonksiyon doğrusalsa bu işlemlere gerek yok. Doğrusal fonksiyonda bağımsız değişkenin başındaki katsayı eğimdir. Sabit sayı yani şu 8 eğimi neden etkilemez? Eğimi etkilemez. O yüzden atlarız dedim. Bu hiç kullanmayız. Aslında matematiksel olarak bunu açıklamak mümkün. Yazmayayım ama en azından matematiksel kavramları bilen arkadaşlar için bir hatırlatma olsun. Oradaki 8 sayısının yani sabit değişkenin, sabit sayının başında aslında x var ama x'in üssü 0. Yani 8 çarpı x üzeri 0. Dolayısıyla 8 çarpı x üzeri 0'da 8'e göre de o türevi aldığımız zaman x'in üssü 0 olduğu için otomatikman 8 çarpı 0, 0 olduğu için sabit sayının türevi 0'dır deyip eğimi etkilemez diyoruz.
kastettiğimizin bu olduğunu matematiksel kavramları bilen arkadaşlar biliyorlar. Sabit sayı eğimi etkilemez arkadaşlar. Bir sonraki videoda devam ederiz. Konuyu anlatırken biraz düşünerek yavaş konuşuyorum. O yüzden bu YouTube'da bu videoyu izlerken, genel olarak benim videoları izlerken oynatma hızını 1,25'e çıkarırsanız belki daha da kısalabilir ve daha rahat takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.